Herkese merhabalar sevgili dostlar. Bildiğiniz gibi 9 zamanlı usullerle derslerimiz devam ediyor. Bir önceki dersimizde 9 zamanlı Türk sanat musikisi usullerinin bir kısmını görmüştük. Hemen hemen yarısını görmüştük hatta. Bu dersimizde de kalan yarısını tamamlayacağız ve Türk sanat musikisi usullerindeki 9 zamanlılar derslerimizi bitirmiş olacağız. Lafı uzatmayalım arkadaşlar. Bugün göreceğimiz ilk usulümüzle dersimize başlayalım. İlk usulümüz arkadaşlar raks aksağı usulü. 9-8'lik mertebelerde çalınan bir usulümüz. Hızlı mertebelerde çalınan bir usulümüz. Bu anlamda oyun havalarında karşımıza çıkabilen, bazı hızlı türkü ve şarkılarda karşımıza çıkan ya da hızlı okunan ilahilerde karşımıza çıkabilen bir usul. Raks aksağı usulü. Bazen bazı saz semailerinin dördüncü hanelerinde de görebildiğimiz bir usul, raks aksağı usulü arkadaşlar. Tabii el vuruşları yaparak ritimleri analiz ediyoruz bildiğiniz gibi. Raks aksağı usulü arkadaşlar şu şekilde el vuruşlarıyla çalınabilir. 1-2-1-2-3, 1-2-1-2-1-2, 1-2-3, 1-2-1-2. Dikkat ettiyseniz üçlü daha önce çaldığımız usullerde hep sondaydı. Burada üçlü ilk ikili grubun hemen yanı başında. Yani üçlünün yeri değişti. Bu dikkatlilikle tekrar sayalım. 1-2-1-2-3, 1-2-1-2, 1-2-1-2-3, 1-2-1-2, 1-2-1-2-3, 1-2-1-2, 1-2-1-2-3, 1-2-1-2. Raks aksağını bu şekilde sayarsak çalacağımız usul ve ritimleri daha rahat anlayabiliriz. Onların köşelerini, öbeklerin ölçüye yayılış şekillerini daha iyi idrak edebiliriz arkadaşlar. O zaman hemen ilk en kök haline raks aksağının bir bakalım nasıl bir duyumu var. 1-2-1-2-3, 1-2-1-2, 1-2-1-2-3, 1-2-1-2, düm, tek, düm, tek, düm, tek, düm, tek. Birinci mertebelerde çalınması gereken bir usuldü. Raks aksağı usulü. Zaten genel yapısı aslında çifte sofyanda da çok benzerdi notasyon. Yalnızca üçlünün yeri biraz farklı. Çifte sofyandaki karakteristik yapıdan çok uzak değil. Hızlı çalınması gereken yine çifte sofyan gibi hızlı tempolarda çalınması gereken bir usul. Ben size kısa bir şekilde hemen asıl çalınması gereken temposuna dair de hemen bir örnek sunayım. 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 çalmamız gereken bir usul. Tabii ki zamanla parmaklarımız ısındıkça, bendirli olan dostluğunuz pekiştikçe zaten bu hızlar yavaş yavaş oluşacak. Bu anlamda raks aksağı usulü aslında olması gereken metronomlarında da
Bu şekilde duyulan bir usul. Tabii velveleli vuruşlarına da hemen geçelim. Metronomu açtım. 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 düme tek ka teke düme teke düme tek ka teke düme teke düme tek ka teke düme teke düme tek ka teke düme teke. Ediyorum. İkinci bir velveleli vuruşu da görelim. 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 düm teke tek ka teke düme düm tek teke düm teke tek ka teke düme düm tek teke düm teke tek ka teke düme düm tek teke düm teke tek ka teke düme düm tek teke. Sonra raksaksa usulünü görmüş olduk genel hatlarıyla, velveleli vuruşlarıyla, tabii iki velveleli vuruş ile birlikte. Şimdi sevgili dostlar, bir başka dokuz zamanlı usul olan oynak usulüne geçelim. Zaten isminden anlaşıldığı gibi oynak usulü hareketli bir usul. 9-8'lik yine yüksek tempolarda çalınan bir usul arkadaşlar. Ege'de bazen bazı Ege türkülerinde 9-4'lük mertebelerinde de, yani daha ağır mertebelerinde de karşımıza çıkan bir usul. Ama onun dışında ilahilerde, oyun havalarında, bazı şarkılarda, türkülerde, hareketli türkülerde, şarkılarda karşılaştığımız bir usul arkadaşlar. Şimdi burada da yine el vuruşumuzu hemen inceleyelim. Burada da arkadaşlar üçlü yine yer değiştiriyor ve en başa geliyor. O zaman nasıl saymamız gerekecek? 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2. Oynak usulünde üçlü ilk grubu oluşturuyor arkadaşlar. Bir üçlü başta dediğimizde daha doğrusu yeterli olur. Bu anlamda hemen usulümüzün ağır tempoda öğrenme noktasında hemen
ağır bir şekilde hissedelim usulümüzü, çalalım. 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, anlaşıldığı üzere hareketli çalınması gereken bir usul. Kısaca hemen asıl olması gereken tempolara ya da yakın tempolara uygun bir biçimde size kısa bir örnek de sunmak isterim. Tavrı nasıl değişiyor ritmin ya da tavrını, gerçek tavrını anlayabilmeniz adına. O zaman hızlı bir şekilde saymak lazım. Ben içselleştirdiğim bir metronomla üçlüsü başta olan usulümüzü size hızlı bir tempoyla örnekleyeyim. 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 düm tek tek 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 düm tek tek. Çaldım. 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 ama şöyle de çalabilirdik. 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 yani şu elimizi de ilk teki bu elimizle de alabilirdik. Şu hareketi de yapabilirdik. Ben çaldım. Bunu neden belirtme gereği hissettim arkadaşlar? Nasıl hissediyorsanız, yani teki hangi elinizde daha rahat alıyorsanız onu kullanın. Hani birebir yani vücudunuzun yapısına uygun, vücudunuzun akışına uygun el vuruşlarını da es geçmeyin. Onu demek istiyorum. Hissettiğiniz gibi vurun. Yani ben sağ elimle genel itibariyle tabii hani belli bir mantıkla yaklaşarak ya da bir takım tecrübelerle ellerim otomatik olarak bazı şekillerde gidebiliyor. Ama hani siz birebir benim işte vuruşlarımı kendinize adapte etmekten ziyade ritimlerin tavırlarını kendinize adapte etmeye çalışın arkadaşlar. Yani benim nasıl çaldığımdan ziyade ritimlerin tavırları daha önemli. Nihayetinde siz de kendi çalgıcılık sürecinizde hobi olarak olsa da, profesyonel olarak olsa da zamanla kendi deminizi bulursunuz. Kendi ahenginizi yakalarsınız. Ritimlerin tavırları daha önemli.
Bu anlamda bunu da belirtmek istedim. Şimdi hemen arkadaşlar oynak usulünün ilk velveleli halini de görelim. Bir, iki, üç, bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki, üç, bir, iki, bir, iki, bir, iki, düm, tek, ka, düm, me, tek, ka, tek, ka, düm, tek, ka, düm, me, tek, ka, tek, ka. Velveleli vuruşumuzu da görelim. Ben metronomu yine dinliyorum. 1'i bekliyorum. 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, düm, tek, ka, düm, teke, tek, ka, tek, ka, düm, tek, ka, düm, teke, tek, ka, tek, ka. Arkadaşlar, böyle durumlarda da istifinizi bozmayın. Tempodan yani hata yaptığınız bir durumda, eğer çok kritik bir hata değilse, yani tempodan sizi şaşırtan, sizi kontra bırakan bir hata değilse, metronomla çalışırken vuruşları oturtmak istediğiniz noktada, o aşamada özellikle bazı vuruşlar tek yerine düm gelebilir, düm yerine tek gelebilir. Ama siz bunun farkındasınızdır. O yüzden çalışmanızı bozmayın. Bu sahnede de olabilecek bir durumdur. Yani bir performans, bir konser, bir dinletide de bu başınıza gelebilecek. Her müzisyenin başına gelebilecek bir durumdur. O yüzden çalışırken işte tek vuracaktım, ben şimdi düm vurdum. Düzeltin. Yani çalma esnasında hatalarınızı düzeltmeyi de öğrenmenizi tavsiye ederim. Ben biraz önce mesela düm vuracaktım. Bir düm yerine bir tek vurdum. Ama farkındayım. Yani yanlış vurduğumun farkına varır varmaz düzelttim. Fakat kesmedim. Yani ritmi çalmaya devam ettim nihayetinde. Hepimiz insanız. Hatasız kul olmaz arkadaşlar. Bunu buradan
ben hatasızım diyen veya böyle iddiası olan arkadaşlara gönderelim. Bu anlamda velveleli, iki velveleli vuruşunu gördüğümüz oynak usulünü de arkadaşlar bitirmiş olduk. Şimdi son 9 zamanlı usulümüze geldik. Mürekkep semai usulü dostlar. Mürekkep semai usulünün sayım şekli biraz farklı. Normalde ikili ve üçlü gruplarla tek sayılara ulaşma gibi bir prensibimiz vardır bizim müzik dünyamızda ritimleri sayarken. Burada yine bir tek sayılı bir zamansallık söz konusu. 9 zamansallığından konuşuyoruz. Fakat burada mürekkep semai usulü zaten aslında bize bir işaret gönderiyor isminden. 3 tane üçlü gruptan oluşarak sayılıyor arkadaşlar. Zaten semai usulü biliyorsunuz 3 zamanlı usulümüzün ismiydi. Bileşik semai ya da mürekkep semai. Mürekkep ve bileşik aynı anlama geliyor arkadaşlar. 3 tane semai usulünün oluşumu gibi aslında oraya ithaflı isimlendirilmiş bir usul. 3 tane üçlü grupla 9 zamansallığına ulaşıyorsak nasıl çalacağız arkadaşlar? 1-2-3-1-2-3-1-2-3. Elimizin vuruşu bu şekilde olacak. Gayet rahat bir usul. 9-8'lik bir usul yine. Mertebe olarak 9-8'lik yine hızlı çalınan bir usulümüz. Oyun havalarında kullanılmıştır. Birçok türküde karşımıza çıkmıştır. Ve bu anlamda 3 tane üçlü gruptan oluşan bileşik semai ya da mürekkep semai usulümüzü de görelim. Önce yalın halini göreceğiz. 1-2-3-1-2-3-1-2-3 düm tek tek düm tek tek düm tek tek, düm, tek, tek. Tabi yine hızlı çalınması gereken bir usul olduğu için mürekkep semai usulü de. Onu da ben daha hızlı tempolarla size hemen kısaca örneklemek istiyorum. 1-2-3-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 
Çalınabilecek bir usul. Aslında öyle bir şey oluyor ki 3 tane üçlü gruptan yani bunu hızlı çaldığımızda aslında zaten semai usulünü çalıyor gibi oluyoruz işin kısası. O yüzden işte mürekkep semai usulü denmiş. Aslında 9 zamansallığından oluşan bir semai duyumu var arkadaşlar. Hemen velveleli vuruşunu da görelim. Yine ben metronomu açıyorum. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Düm tekka, teke tekka, teke tekka. Düm tekka, teke tekka, teke tekka. Düm tekka, teke tekka, teke tekka. Düm tekka, teke tekka, teke tekka.
mürekkep semai usulünün velveleli vuruşu da bu şekilde karşımıza çıkıyor. Burada tabii bazı varyasyonları açık bu velveleli vuruş. Yani teke tekka çaldık mesela. Düme tekka olarak da çalabiliriz onları. Yani düm tekka, düme tekka, düme tekka, düme tekka, düme tekka, düme tekka şeklinde de çalabiliriz. Çaldığımız, eşlik ettiğimiz eserlerin yapısal durumuna göre burada bazı varyasyonlarda bulunabilme şansımız var sevgili dostlar. Bu anlamda mürekkep semai usulünü de velveleli vuruşlarıyla gördük ve bu anlamda Türk sanat musikisindeki 9 zamanlı usullerin hepsini en olması gereken karakteristik yapılarıyla ve velveleli vuruşlarıyla geçtik arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde 9 zamanlıların Türk halk müziği dünyasındaki karşılıklarına bakacağız. Yine 2 ders üzerinden inceleyeceğiz 9 zamanlı ritimlerimizi. Eşlik ettiğiniz için, katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bir dahaki dersimize kadar kendinize iyi bakın. Dersimizden sonra da kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.